Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Kentimize yapılacak olan Merkez Camii'nin temel atma programına hoş geldiniz. Mehter ekibimiz sizlere bir gösteri yapacak. Programımıza öylece başlıyoruz. Kerim Allah, Kerim Allah.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ordumuz olsun daim muzaffer. Fetih Marşı. Astul. Sayın Vali, saygıdeğer misafirlerimiz, ecdadımızın ahireti intikal eden din ve devlet büyüklerimizin ve aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında sizleri saygı duruşuna ve akabinde de İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Buyurun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت وفي النار هم خالدون إنما يعلو مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة
العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Sayın hocamıza bu tilavetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinden razı olsun. Sayın Vali, saygıdeğer misafirlerimiz, konuşmalarını yapmak üzere Merkez Cami Yaptırma ve Yaşatma Dernek Başkanımız Sayın Pehlivan Baylan Bey'i davet ediyorum. Sayın Vali, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Milletvekillerim, Karabük'ümüzün güzide değerli protokolü, sivil toplum örgütlerinin değerli başkanları, siyasi parti il başkanlarımız, değişik illerden gelen misafirlerimiz, aziz Karabüklüler, hepinizi enişten dileklerimle selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce camimizin bu noktaya gelişini Sayın Vali müsaade ederse arz etmek istiyorum. Biliyorsunuz Karabük Merkez Camii Sayın Belediye Başkanımız Rafet Vergili'nin bir projesi, bir hayaliydi. Uzun yıllar geçti, Allah bizlere nasip etti. Bugün temel atma noktasına geldik. Bu sürece gelmekte önümüzde bir sürü zorluklar, engeller veya teknik olumsuzluklarla karşılaştık. Ama geçen hafta Sayın Milletvekilimiz Niyazi Güneş Bey ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na projeyi imzalattık, getirdik ve belediyeden ruhsatımızı aldık. Vergi dairesine kayıtını yaptırdık. Bugün temel atma noktasına geldik. Tabii bu süreçte bir sene projenin çalışmaları sürdü. Tam 12-13 ay projeyle, projemizi yapan çok kıymetli Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı'nın caminin projesini yapan, Türkiye'nin değişik bölgelerinde çok güzel camileri yapan Sayın Salim Alp Bey çok büyük mücadele verdi. Sayın Niyazi Güneş Bey çok büyük mücadele verdi. Sayın Cumhur Ünal büyük mücadele verdi. Onun için Sayın Valim yeni gelmesine rağmen önümüzü açtı, bize büyük destek verdi. Sayın Valimiz, eski Valimiz Fuat Gürel Bey'e buradan selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Bu işle ilgili çok toplantılar yaptık. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, valiliğimiz, belediye, yani 13 ay büyük bir mücadelenin sonucunda bugün temel atma noktasındayız. Sevgili Karabükler, değerli hemşehrilerim, bugün burada çok önemli bir tarihe imza atıyoruz. Yani yüzyıllarca, asırlarca insanlığa, İslam'a ve biz Karabüklere hizmet edecek Merkez Cami'nin temelini atacağız. Bu eser sizin, bu eser hepimizin. Onun için bu esere hep birlikte sahip çıkınız. Değerli Karabüklüler, Sayın Valim, buranın harfiyatına başladık. Harfiyat noktasında, inşaat noktasında
bize yardım eden, destek veren arkadaşlarımızın isimlerini burada söylemek istiyorum. Bugün temelini atacağımız caminin yapımına yardım eden ve emeği geçen kişi ve kurumlara, sizlere arz etmek istiyorum. Başta Kardemir Yönetim Kurulu ve Kardemir'in bir önceki yönetim kurulu başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'a, Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Bakanımıza, Karabük Valimiz Sayın Mustafa Yavuz'a, Karabük Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergili'ye, eski Karabük Valimiz Sayın Fuat Gürel'e, milletvekillerimiz Sayın Niyazi Güneş'e, Cumhur Ünal'a, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüze, müteahhitimiz Kemal Karadeniz'e, inşaat proje çalışması noktasında bize çok yardım olan, destek veren Yusuf Aydın Bey'e huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Bu harfiyatın yapımı Vektörel İnşaat Volkan Bey, Bülent Acun, Murat Sönmez Bey, Sinan Şahin, Orhan Sakarya, İsa Kütük, Karabük Belediyesi. Sayın Valim, burada 22 bin metre küp harfiyatımız vardı. Bunun 16 bin metre küpünü Bülent Beyler yaptılar. Yani Çamkent'in müteahhitiydi, sağ olsunlar. 6 bin metre küpünü de ben huzurunuza tekrar teşekkür ediyorum. Murat Sönmez Bey kardeşimiz ve ona destek veren diğer arkadaşlarımızla birlikte 22 bin metre küp harfiyatını yaptık. Şu anda zemin sitemizesini yaptık. Zemin betonunu attık. Üstüne membranı döşedik. Ve demir atma noktasında bugün sizlerle yapacağız. Sayın Valim, beton ihtiyacımızın taahhüt eden Salih Yılmaz Bey, Doğan Okumuş Bey'e demir ihtiyacımızı 796 ton inşaat demiriyle karşılayan Kardemir'imize, özellikle Kamil Bey burada, bu yönetimden çıkması için büyük destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Maddi yardımlarla bizi destekleyen Erkan Erhal Bey, Zeliha Yaşar Kabadayı, Cer Mühendislik Adana Süleyman Gerdan, Asya Transmisyon Sakademir Çelik, Erol Ulupınar, Işık Çelik AŞ, Ahmet Bostancı, Fatih Çapraz Bey'e huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Maddi yardımlar taahhüt eden Sayın Belediye Başkanımız, bu noktaya geldik, dedi ki önce elimizi kendimiz cebimize sokmamız lazım. Sağ olsun 1 milyon TL beni yazabilirsin dedi. 1 milyon TL'de Işık Çelik taahhüt etmiştirler ve yönetim kurulu. Camimize ait derneğimizin banka hesapları başta bulunan değerli hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aziz Karabüklü hemşehrilerim, cami hepimizin, bu eser hep birlikte ayağa kaldıracağız. Karabük halkının destek ve yardımlarını bekliyoruz. Ülkemize, halkımıza hayırlı olsun. Bu vatanımızda Allah'ım ezanımızı susturmasın, bayrağımızı indirmesin. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sözlerimi bitiriyorum. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere mimarımız Sayın Salim Ak Bey'i davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Belediye Başkanım, Sayın Basın Mensupları, sevgili hemşehrilerim, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Çünkü bugüne kadar klasik üslupla yapılmaya çalışan camilerimize günümüz mimarlık anlayışında modern çizgiler taşıyan ve ancak klasik mimarimizin ögeleriyle birleştirdiğimiz neoklasik bir üslup geliştirdiğim inancındayım. Cami mimarisinde sadelik ön plana çıkmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizim camilerimiz için olan söylemindeki gibi sadelikteki ihtişam, abartıdan uzak inşa edilecek olan bu cami huzur veren ve hem sivil hem cami mimarisine nefes aldıracaktır. Mimarlar camileri, camiler de mimarları imar ederler. Mimarlara verilecek en büyük ödül onun yaptığı projelerin gerçekleşmesidir. Önceki Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un bu konuya verdiği önemle ve Sayın Milletvekilimiz Niyazi Güneş, Sayın Valimiz Mustafa Yavuz ve Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergili Bey'in destekleriyle Dernek Başkanımız Sayın Pehlivan Baylan Bey ve Sayın Müftümüz Ercan Aksu hocamızın inancıyla hazırlanan bu projemiz temel atma aşamasına gelmiştir. Camimiz sosyal mekanları ile ve mimari tarzı ile klasik Osmanlı ve Selçuklu mimarisini modernize ederek planlanmış, bugüne kadar da emsali olmayan tarzda yeni bir konsept düşüncesiyle projelendirilmiştir. Projemizin özellikleri, zeminde oturum alanı 1600 metrekaredir. Alt zemin katta cami ile irtibatlı gençlik merkezi, kütüphane, kafeterya, toplantı ve konferans salonu ve otopark, bay bayan abdest alma mahalleleri planlanmıştır. Otopark üzerinde yaklaşık 10 bin kişilik cenaze namazı kılınacak bir meydan düzenlenecektir. Cami kubbe açıklığı 30 metre, kubbe yüksekliği 24 metre, minare yüksekliği 46 metredir. Minareler tek şereferli, yukarıya doğru 89 derece eğimli ve altın oran nispetinde 4 minare olarak planlanmıştır. Toplam 1500 kişilik zemin katta, 500 kişilik mahvel katında olmak üzere toplamda 2000 kişilik namaz kılma mahalli mevcuttur. Bayanlar için ayrıca giriş çıkışları olan mahvel katında namaz kılma mahalli planlanmıştır. Bu cami gerçekten bir ihtiyacı karşılayacaktır. Bugün temelini atacağımız proje tek başına bir cami projesi olmayıp sosyal bir kompleks olarak planlanmıştır. Camimiz özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için de buluşma noktası olacaktır. Cami çevresindeki millet bahçesi meydanı ile bütünleşerek içerisinde süs havuzları, fıskiyeler, şelaleler, lale ve gül bahçeleriyle bir yaşam merkezi olacaktır. Bu proje Karabük için ilgi odağı olacak. Burada belki de günlük hayatımızda yaşarken farkına varamadığımız güzellikleri yaşayacağız inşallah. Camimizin ülkemize, şehrimize, halkımıza uğurlu olması dileğiyle saygılar sunuyorum. Mimarımız Sayın Salim Alp Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinden razı olsun ve inşallah çalışmalarına kolaylıklar ihsan eylesin. Konuşmaları yapmak üzere İl Müftümüz Sayın Ercan Aksu Bey'i davet ediyorum. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, emma ba'd. Sayın Valim,
Sayın milletvekillerim, sayın belediye başkanım, çok değerli protokol, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, STK'larımızın çok değerli temsilcileri, çok değerli konuklar, basınımızın güzide mensupları, öncelikle sizleri saygıyla, hürmetle, muhabbetle ve en kalbi duygularla selamlıyorum. Karabük Merkez Camimizin temel atma törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel, hayırlı bir vesile ile bir araya gelmiş bulunmaktayız. Karabük Merkez Camimizin temelini atacağız inşallah. Camimizin ilimize, ülkemize, alemi İslam'a hayırlı olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Temelini atacağımız bu cami ile kentimiz geniş katılımlı programların, merasimlerin icra edileceği bir camiye kavuşacaktır inşallah. Bu vesileyle temelini atacağımız bu caminin kentimize kazandırılmasında emeği olan, maddi ve manevi katkısı olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim hepsinden razı olsun. Rabbim kendilerine sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eylesin. Tüm geçmişlerine de rahmet eylesin inşallah. Camiler ülkemizin tapu senedidir. Camiler Beytullah'ın birer şubesidir. Camiler birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin sembolüdür. Onun için Müslümanlar dünyanın her yerinde Allah'ın ve Resulünün müjdesine nail olmak için cami ve mescid inşa ederler. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Mübin'inde şöyle buyuruyor, estağfirullah. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir ve ekâmes salâte ve âtez zekâ ve lem yahşe illallah fe'asâ ulâike yekûnû minel mühtedîn. Sadakallahul azîm. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnızca Allah'tan korkanlar inşa ederler. Rabbim bizleri bu güzel müjdeye nail olanlardan eylesin. Katılımlarınızdan dolayı her birinize canı gönülden teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Müftümüz Sayın Ercan Aksu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinden razı olsun. Konuşmalarını yapmak üzere 27. dönem milletvekilimiz Sayın Niyazi Güneş Bey'i davet ediyorum. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, protokolümüz ve bugün burada cami açılacağını duyup teşrif eden çok kıymetli hemşerilerim, hepinizi bu güzel günde hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Temelini atacağımız Karabük Merkez Camisi'nin şehrimize hayırlı olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hep birlikte güzel bir ana şahitlik ediyoruz. Karabük'te aslında cami kıtlığımız yok. Yeteri kadar camimiz var. Ama Karabük'ün ihtiyaç duyduğu bir merkez camisine ihtiyacı var. Bugün bu ihtiyacı gideriyoruz. İnşallah hep birlikte temelini atacağız. Rabbim açılışına da erişmeyi bizlere nasip eylesin. Öncelikle güzel işler öncülerle kaim oluyor. Belediye başkanımız,
dernek başkanımız, önceki valimiz, şimdiki valimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, siyasi parti başkanlarımız, il müdürlerimiz, bu caminin buraya gelmesinde, bu noktaya gelmesinde her birerlerinin ayrı ayrı katkıları var. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey'in çok önemli bir katkısı var. Burası aynı zamanda bir millet bahçesi. Yani burada 115 bin metrekare alan millet bahçemiz. Bu millet bahçesinde başka üniteler de var. Burada valilik binamız var, demir çelik müzemiz var, burada ticaret merkezi var, alışveriş yerleri var, gezi yerleri var. Her metre karesi ayrı ayrı değerlendirilecek bir noktada bulunuyoruz. Ve burada da tam işin merkezinde de merkez camimiz var. Ben bu soğuk günde hep sizleri fazla da tutmadan şu temennimi iletmek istiyorum. Merkez camimiz Karabük'e, şehrimize hayırlı olsun diyorum. Burada katkı verenler sayıldı az önce dernek başkanımız Pehlivan Bey tarafından. Hepsinden Allah razı olsun ama tabii katkının çoğu olur, azı olur. Bir tuğla da olsa hemşehrilerimiz bu camiye katkı verirlerse Cenab-ı Hak ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Lokman suresinde bir hardal tanesi kadar da olsa katkınız, yardımınız bir hardal tanesi kadar da olsa ne olacak? Yerin dibine de girse, arşa da çıksa, kayanın kavuğuna da girse Cenab-ı Hak sizin getirecek mizanınıza yetti bihallah o küçük katkınızı koyacaktır buyuruyor. Öyleyse değerli kardeşlerim, hemşerilerim, hep birlikte vücut verelim. İnşallah kısa zamanda da camimizi vücuda getirmiş olalım. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Tekrar hayırlı uğurlu mübarek olsun. Karabük Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergili Bey'i davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerimiz, değerli belediye başkanlarımız, misafir belediye başkanlarımız, değerli cemiyet mensupları, kurum üyelerimiz, medya mensuplarımız, şehir dışından gelen misafirlerimiz, Karabük eşrafı, hanımlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şu anda yani önemli ve heyecanlı bir günün yine bir arada bulunduğu bizi cami atma törenindeyiz ki burada biraz evvel söylenen sözlerin içerisinde ibadethanelerin insanları nasıl birleştirildiğinden sık sık vurgulandı ve bahsedildi ki burada da aynı birleşmeyi hele böyle siyasi bir ortamın günlere geldiği günlerde bir arada bulunmayı yani gösterge şu anda yine AK Parti İl Başkanımızın burada olması, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımızın burada olması, yine Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımızın burada olması, diğer parti başkanlarımızın burada olması ki son derece gurur verici bir durum. Yine eşrafımızın burada olması, aynı heyecandan burada olması gurur verici bir durum ki demek ki böyle ibadethanelerin yapımında, temelinde her türlü yani her türlü birleşmenin yapıldığı, insani duygular ortaya çıktığı bir gün oluyor ki şu anda yaş itibarından artık geçmişi Karabük'te en iyi hatırlayanlardan birisi de benim. Uğur Camii'nin yapıldığında çocuktu ama aynı şekilde Karabük eşrafının
heyecanına şahit olmuştum. Yapılma süresine şahit olmuştum. İnşallah burası da aynı heyecanla başlandığı gibi bitecek. Tabii burada en önemli buraya destek veren Karabük Demir Çelik Fabrikası ve yönetimidir. Rahmetli olan Mutlullah Yoğun'dan buradan yine Allah rahmet eylesin diyeyim. Demek Şamil Güleç Bey Efendi bu arsaların alımında bize büyük destek verdi. Gene yapımıyla ilgili Demir Çelik yönetimi muazzam bir destek verdi. Ki daha da desteklerini esirgemeyeceğini canı gönderdi herhalde. Ve yine aynı şekilde dernek başkanımız Elifan Bey yani son derece heyecanlı ve hevesli bir şekilde buraya kadar camimizin temel atmasına kadar emeğimiz geçti. Ve buralara kadar getiren kendisidir. Genel milletvekillerimiz daha bu işin ilk başlarında Mehmet Ceylan Bey de bu işin içerisindeydi. Cumhur Bey, Niyazi Bey ve şu anda gene yani bu bayrağı devralacak kişi Ali Kesin Kılıç Bey'le Cem Şahin Bey'le inşallah açılışına kadar gerekli destekleri verecektir. Bu havada fazla tutmamıza gerek yok. İnşallah hepinizin yani bu aşamada nasıl temel atmada bir arada olduğumuz gibi Cenab-ı Allah'ın bize nasip ettiği gibi de açılışta da bir arada olmayı Cenab-ı Allah bize nasip eder. Çok yakında canımızın açılışında yaparız. Geldiğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Karabük Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergili Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinden razı olsun. Konuşmalarını yapmak üzere Karabük Milletvekilimiz Sayın Ali Keskin Kılıç Bey'i davet ediyorum. Evet, vakit ilerledi. Ben de fazla sözümü uzatmak istemiyorum. Şimdi Anadolu Selçuklularından bize emanet Efren'deki Küre-i Hadid Camii'ne, Osmanlılardan bize emanet Köprülü ve İzzetpaşa Camilerine, Safranbolu'daki bir yeni halkayı bir cumhuriyet eseri olarak eklemenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Az önce mimarımız, üstadımız burada bahsettiler. Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e kadar devam eden bir süreçte Karabük gibi Cumhuriyet kenti olan bir kentin de böyle güzel bir esere ihtiyacı vardı. Emeği, katkısı olan herkese minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Çok eski günlerden beri, 10 yıllarca benim çocukluğumdan beri konuşulurdu. Karabük'ün bir merkez camiine, bir büyük camiye ihtiyacı olduğu konuşulurdu. Bizim işte bildiğiniz gibi Bayır Mahalle'deki Ulu Cami bizim merkez camimiz olarak hizmet veriyordu. Ve bugün çok şükür ki Karabük'ün kentinin merkezinde bir cami yapma imkanına kavuştuk. 10 yıllar sonra bu imkana kavuşmak ve bugün bu temel atmada bulunmak benim için de sizler için de inanıyorum ki büyük bir gurur vesilesidir. Bugün burada temel atacağız. Atacağımız temelde çimento, demir değil, maneviyat olacak, ihlas olacak, iman olacak, samimiyet olacak. İşte aslında camileri yükselten şeyler, camilerin temelleri budur. İmandır, ihlastır, samimiyettir. Bu eserin meydana gelmesinde ve buraya kadar getirilmesinde birçok işin emeği oldu. Hepsine ben çok çok teşekkür ediyorum. Kardemir bugün bu eserin bütün demir çelik ihtiyacını karşılıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığımız yerini tahsis etti. Derneğimiz faaliyetlerde bulundu. Onlarca bağıştır bu işin içine girdi. Ve sonunda inşallah Karabük kendine yakışan bir merkez camiye kavuşmuş olacak. Biz de çocuklarımıza bu kıymetli eseri emanet edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah hayırlı mübarek eylesin diyorum. Cumanız ve caminiz mübarek olsun. Hayırlı olsun. Bir telgrafımızı sizlerle paylaşacağım. Sayın Valim, Belediye Başkanı, değerli konuklar. Kentimiz için önem arz eden Merkez Cami inşaatının temel atma töreninin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aranızda olmayı canı gönülden isterdim ancak daha önceden planlanmış programlarımız dolayısıyla aranızda bulunamıyorum. Projeye ve düzenlenmiş olan temel atma törenine emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum. İnşaat bitiminde Merkez Camimizin ibadete açılmasını birlikte yapabilme temennisiyle
hemşerilerime, bütün katılımcılarıma selam ve saygılar sunuyorum. Cem Şahin, Karabük Milletvekili. Teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Karabük Valimiz Sayın Mustafa Yavuz'u kürsüyü teşriflerini davetle arz ederim. Evet, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Bütün duamız vatan şairi Mehmet Akif'in bu dizelerinde dediği gibi dinimizin temeli olan ezanların sonsuza kadar yurdumuzun üstünde hiç susmamasıdır. Kıymetli Karabüklü hemşehrilerim, çok kıymetli milletvekilimiz, önceki dönem milletvekillerimiz, çok değerli belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkan ve temsilcileri, değerli misafirler, basınımızın değerli mensupları. Karabük Merkez Camimizin temel atma töreni için bir araya geldiğimiz bu kutlu günde sizleri şahsım ve valiliğim adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli Karabük hemşehrilerim, temel atma töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz Karabük Merkez Camimizi Karabük'ümüze, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu camimizin şehrimize kazandırılmasında katkısı olan ve olacak olan tüm hemşehrilerime şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle cami inşaatını yürütecek firmaya, caminin yapımında görev alan mimarından nakkaşına, mühendisinden işçisine kadar herkese şahsım ve Karabüklü hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. İnsan için geride bıraktığı her eser elbette ki önemlidir. Ama Allah için yapılan eserlerin yeri hep ayrıdır. Camiler hiçbir çıkar, kazanç, şöhret beklentisi olmaksızın sadece ve sadece Allah'a ibadet için, Allah rızası için inşa edilen eserlerdir. Bizim medeniyetimizde camiler Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dan beri kulluğumuzun sembolleridir. Rabbimiz camileri Allah'ın adı anılan, sabah akşam tesbih edilip namaz kılınan evler olarak tarif ediyor. Müslümanlar dünyanın her köşesinde Peygamberimizin kim Allah rızası için bir mescit yaptırırsa Allah da bunun karşılığında ona cennette bir köşk ihsan eder müjdesine nail olmak için asırlardır cami inşa ediyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında farklı mimari stillerle yükselen her cami bulunduğu yerin Müslüman yurdu olduğunu gökyüzüne haykıran birer abidelerdir. Bugün temelini atacağımız Karabük'ümüzün 953. camisi olacak olan Merkez Camimiz İnşallah Karabük'ün cami zenginliğine bir adım daha öteye taşıyacaktır. Şehrimizin en büyük camisi olacak olan Merkez Camimizi inşallah en kısa sürede ibadete açmayı Allah bizlere ve sizlere nasip etsin. Tekrar Merkez Camii'nin ilimize kazandırılmasında emeği geçen dernek yönetimimize, belediyemize, Kardemir yönetimine ve destek veren tüm hayırsever vatandaşlarımıza şahsım ve valiliğim adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Konuşmamı bayrak şairi Arif Nihat Asya'nın şu dizeleriyle bitirmek istiyorum. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Karabük Valimiz Sayın Mustafa Yavuz Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Rabbim kendilerinden razı olsun. Evet, inşallah şimdi temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Bu sahneye alalım.
Orada kılıçları sıkıntı. Böyle olacak. Ben de duranda tutuklar olacak. Başladı mı sen? Burak, hadi yiyorum. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin. Ya Rabbi, Kur'an-ı Mübin'inde buyuruyorsun ki Üd'uni estecib leküm. Bana dua edin, ben de size icabet edeyim buyuruyorsun. Ya Rabbi, şu mübarek cuma gününde ellerimizi sana açıyoruz. Sana açılan ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi, günümüzü hayırlı eyle. Kazançlarımızı bereketli eyle. Niyetlerimizi halis eyle. Bizlere dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Ya Rabbi, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. Bizleri her türlü kötülüklerden emin ve muhafaza eyle. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi, temelini atacağımız bu camimizin kentimize, ülkemize, alemi İslam'a hayırlı olmasını nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, temelini atacağımız bu camimizi en kısa süre içerisinde bitirmeyi, halkımızın hizmetine sunmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki kişi öldüğü zaman amel defteri kapanır, ameliyle baş başa kalır. Üç şey müstesna: geride iyi bir evlat, nesil, zürriyet bırakırsa, geride kendisinden istifade edilen bir ilim bırakırsa, bir de geride sadakayı cariye bırakırsa amel defteri kapanmaz buyuruyor. Ya Rabbi, bizleri buraya yardım eden ve yardım edecek olan kardeşlerimizi bu güzel müjdeye nail olanlardan eyle ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Evet, tekrar Allah hayırlı uğurlu etsin. Müftüm, ağzına sağlık. Hadi hep birlikte Karabük'e ve Karabük'ümüze bu eseri kazandırmak için ellerimizi butona götürelim. İnşallah hep beraber harçlarımızı atalım. Hadi Allah hayırlı uğurlu etsin. Hadi. Sayın Valim, değerli misafirlerimiz, kentimize yapılacak olan Merkez Camii'nin temel atma programı burada sona ermiştir. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabuknethaber.com.